merhabalar. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de gayet iyiyiz. MÜSİAD 2020'nin ilk gününü birlikte geçiriyoruz. Evet. Öncelikle hayırlı fuarlar diliyorum çok size. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Fuarla ilgili düşüncelerinizi almadan önce değerli izleyicilerimize hem öğretim görevlisi olarak hem de Pro Grubun genel müdürü olarak sizleri tanıtmak istiyorum. Sayın Salim Çam kimdir ve kaç yıldır bu sektörde hizmet veriyorsunuz? Efendim, Salim Çam'ın tanımını yaptığımızda bir başkası tanımlamasından ziyade ben şunu öneriyorum. Hani Salim Çam kimdir, ne biliyor ve nasıl davranıyor? Bu soruların cevaplarını genelde dışarıdan başkalarına verdiği için endeksli yaşamın ve birbirine benzeyen yaşamların bu sonucunda da olumsuz bazı sonuçları görebiliyoruz. Ben kendi kendime sorduğumda Salim Çam kimdir olarak önce bir varoluşla ilgili bir tanım yapmak lazım. Her insan bir değerdir. Salim Çam da o zaman bir değer olması gerekir. Değer nedir? Fayda bölü maliyet. Faydayı artır, maliyeti düşür. Ama yani eğitimleriyle yapmış olduğu deneyimleriyle sorduğunuzda bu bir statüdür. Salim Çam statü olarak yani öğretim görevlisi ama varoluşla bir insan, bir değer. İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak tur quality, markalaşma, küresel ticaret ve süreçlerin iyileştirilmesi gibi konularda ders veriyorum ama asıl alanım benim sanayi, ticaret. Bununla ilgili okulla beraber yani üniversiteyle beraber Ülker grubunda 13 yıl proseslerde, süreçlerde, pazarlamada, satışta, satın almada, planlamada, stratejide birçok görevler aldım. Orada da mesleki yeterlilik oluşturduk. Orada alanım, asıl alanım yani geleceğe yönelik stratejik planların ve uygulamalarının oluşturulması, bütçe planlarının, iş planlarının oluşturulması ve Türk firmalarının bu planlarla birlikte Türkiye'ye döviz girdisi sağlayacak pazarlama ve satışlarının planlanarak uygulamasının sağlanması ve bunun desteklerinin de devlet teşvikleriyle alınarak katma değer oluşturulması konusunda çalışma yapan, değer oluşturmaya çalışan bir bireyim. Evet. Ve tabii ki sektöre olan katkılarınız, dünden bugüne yaptıklarınız, başarı öykünüz göz ardı asla edilemez. Öncelikle tabii ki bunun için size teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ediyorum. Pro Grubu tanıtır mısınız bize? Pro Grup ne zaman kuruldu ve faaliyetleri, hizmetleri nelerdir? Pro Grubun kuruluşu yaklaşık 200 yıl önce oldu. Niye 200 yıl? Yaşam miktarı baktığınızda 18 yıllık bir firma. Her 18 yıla hatta baktığınızda 10 yıldan fazla her yılda bir deneyim elde etti. Bu deneyim sonucunda da 200 yıllık bir organizasyon. 18 yıl önce kuruldu. Fakat deneyimleriyle beraber 200 yıllık bir firma. Derdi ne? Derdi şu. Bir, insana servis yapmak için araçların iyi kullanılmasını sağlamak. Bunlar nedir bu araçlar? Parayı iyi kullan. Eşyayı iyi kullan. İşini iyi kullan. Eşini iyi kullan. Tabii ki araçtır bu bir espri. Ve insanlara değer oluştur. Yani malzemeler insanlar içindir. Dolayısıyla bizim derdimiz şu. Türk firmalarının yurt dışına açılım sağlayarak Türkiye'ye döviz girdisini sağlayacak yönetim süreç sistemlerini geliştirmek. Bu yönetim süreç sistemleri, insan kaynakları süreç yönetimi, tedarik zinciri süreç yönetimi, IT süreç, IT dediğimiz teknoloji yönetim süreci, bilgi sistem yönetim süreci, pazarlama yönetim süreci, marka yönetim süreci, satış yönetim süreçleri, hepsi bir satışa servistir bu. Yani bir firmanın kuruluş nedeni değer oluşturmak. Sonunda da kar elde etmektir. Ama başa karı koyarsanız bu insanı da kar gibi düşünürsünüz. İnsan bir değerdir. O yüzden işletmelerin amacı da değere hizmet etmektir. Derdimiz şu, özetle, Türkiye'deki Türk ve dünyadaki insanların, Türk insanların, dünya insanların bu araçlara tapmadan, araçları kendi hizmetinde kullanarak kendi haz alanlarını, konfor alanlarını ve iletişim alanlarını daha iyi bir hale getirmelerini sağlayabilecek süreçleri
kurguluyoruz, oturtuyoruz işletmelere. Bununla ilgili yönetim danışmanlığı, yönetim sistemleri danışmanlığı hizmeti veriyoruz. Evet, yönetim danışmanlığı hizmeti veriyoruz dediniz. Burada kıstas ihracatçı firmalar anladığımız kadarıyla. Kıstas aslında potansiyel herkes bir ihracatçı firma. Ama tabii ki ihracatçı olan firmalar bizim ilgi alanımızda. Neden? Bir cesarettir ihracat yapıyor olabilmek. Bir sanattır ihracat yapıyor olabilmek. Bir derttir, bir davadır Türkiye'ye döviz girdisi sağlamak için gösterilen bir çaba. O yüzden ihracat firmaları bizim için öncelik. Ama şu var, tabii ihracat firması yok ama ihracat yapmıyor ama ihracat yapabilme potansiyeline sahip. Biz bunu da o çerçevede değerlendirmeye, kuluçkaya alıyoruz işletmeleri. Evet, hedefleri de çok kısa konuşalım mı? Siz vizyonu çok geniş, hem akademisyen, eğitimci hem de aynı zamanda bir genel müdürsünüz. Bir işletme sahibinin aslında en iyi yönetimini yapan, danışmanlık hizmetini veren çok da sektörde aslında tanınmış bilmiş bir firmasınız da. Hedefleriniz ve vizyonunuzla ileriye dönük çalışmanızla ilgili neler anlatmak istersiniz? Vallahi hedef dediğimizde hani nereye varmak istiyoruz? Türkiye'nin makro bazda ekonomisinin en iyi noktaya gelmesi için bunun altında mikro bazda bulunan işletmelerin mükemmel bir yönetim, iş modeli uygulamak istiyoruz. Bunun adı Turquality. Tüm şirketleri Turquality kapsamını alarak o iş modelini uygulayarak Türkiye'deki ürün ve hizmetlerin ve insanların uluslararası arenada parmakla gösterilebilecek hale getirmek istiyoruz. Özellikle iş dünyasına uluslararası danışmanlık firması olarak bir mesajınız var mı? Danışmanlık firmalarının çünkü sektör olan katkıları gerçekten de azımsanmayacak kadar çok büyük. Sizlere ihtiyaç var. Bu bağlamda bir mesaj vermek ister misiniz? Tabii ben uluslararası hani firmalara önerim şudur. Uluslararası olmak isteyenlere iki tane yol var. Hani bir uluslararası olacağım. Bir de uluslararası olmayacağım ama ikisinin kesiştiği bir nokta var. Ben değer oluşturacak mıyım, oluşturmayacak mıyım? İkisinin de sorduğu soru. Değer oluşturmayacağım, para kazanacağım. Para benim için tanrı, para benim için amaç, para benim için olmazsa. O zaman size pandemi değil, yanınızdan rüzgar geçse endişe duyarsınız. Yani para bir amaçsa. Ama para bir amaç değilse, sağlığınız yerinde, konforunuz yerinde, arkadaşlarınızla ilişkileriniz yerinde, para bir araçsa. Dolayısıyla uluslararası aday olsun ya da olmasın, önerim şudur. Değer oluşturun. Yani faydayı artırın paydaşlarınıza. Daha çok hoşnut olacaksınız. Tabii ki sonunda bir mübadele aracı, bir bedel olacaktır. Alışveriş yapacaksınız. Ama buna bağlı olarak o olmazsa benim hayatım biter diye düşünürseniz hayatınız gerçekten biter. Ama para olmadan da hayat devam eder dediğinizde işinizi sanatsallaştırırsınız. İlişkilerinizi ve müşterinizin ile ilgili olan gelişimleri sağlarsınız. Müşteri para vermezse ben müşteriye niye ürün vereyim, niye vakit geçireyim? Ya o insan dostun, o senin para verdiği zaman arkadaşın olacak bir kişi değil ki. Paran olsa da olmasa da yine arkadaşın olacak bir kişi o. Dolayısıyla uluslararası arenaya girmek isteyenlere, uluslararası arenada hiçbir zaman politik, ekonomik, biraz önce bir arkadaşla görüşüyorduk. İşte bazı ülkelerde ürünlerim yasak. Yasaksa ben de başka ülkeden sokarım oraya. Türk yazıyor. Giderim o ülkenin markasını koyarım. Yani bununla ilgili ben müşteriye fayda oluşturacak mıyım? Bu suyu satacak mıyım? Bu suyun üstüne o adamın ihtiyacı giderilecek ve bende de bu varsa ben bunu ona bir şekilde ona ulaştırırım. Bu tedarik zincirini sağlarım. Hiçbir hükümet lideri hiçbir ticareti engelleyemez. Hiçbir hükümet lideri, bu ister Arabistan olsun, ister Kuveyt olsun, ister Amerika olsun, Türk'ün ticaretini kimse engelleyemez. Biz müşteriyle ilgileniriz sadece. Müşterini memnun et. Uluslararası bir firmanın direkt müşteriyle temas kurması lazım. Bu yüzden de uluslararası firmalara ihracat uzmanları, ihracat delileri, müşteri delileri lazım. Müşteriyle ilgilenecek deli derken normal deliden bahsetmiyorum. Sevecek müşteri. O yüzden uluslararası ticaret yapan, ulusal da ticaret yapan müşteriyi sevecek ve ihtiyacını giderecek. Bu zihinle çalışmayan varsa gitsin,
İçportacılık yapsın. Daha iyi para kazanırlar. Ya ticareti bozmasınlar arkadaşlar. Yani para kazanacaksın tabii. Ama değer oluştur. Sanatsal bak. Hazzını al, mutluluğunu al ve piyasayı pisletme paranla birlikte. Piyasa pisleniyor. Yani çok para çokluk krizidir. Az para azlık krizidir. Bunun ortası ve balansı vardır. O da değerdir. Onu öneriyorum ben uluslararası firmalara. Teşekkür ediyoruz verdiğiniz kıymetli bilgilerden dolayı. Sektördeki başarılarınızın katlanarak devamını diliyoruz. Ben de Salim teşekkür Bey. Ediyorum. Hoşçakalın. Çok sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek dileğiyle. Sağ olun.